Aşağı in. Tamam mı? Ne uzattın? Oğlum kamera yayın, kamera yayın. Eşyalı al. Gelenlere Taylan Bey iptal etti de. Ama siz dediniz ki... Oğlum bak, iptal diyorum, iptal. Bir yere gitti de, bir şeyler uydur. Tamam mı? Buyurun. Merhaba. Taylan Bey geldi mi? Acil işi çıktı. Gitti kendisi. Nasıl? Çantasını istedi benden. Yeni çıktı zaten. İptal oldu dedi. İptal mi oldu? Ne iptal oldu? İşte acil işi çıktı. Gitti yani abi. Bilemiyorum. Apar topar gitti. Nasıl? Acil işi çıkmış işte Ömer. Ne demek işi çıktı? İnsan bir arar, haber verir, bir telefon eder ya. Terbiyesiz herif. Ayağına kadar getirtmeyi biliyor mu sana? Doğru söylüyorsun da. Ne olacaktı Ceylan? Ben seni buraya getirmesem ne olacaktı? Bütün gün adamın peşinde böyle çantasını mı gezdireceksin? Onu anlamadım yani. Taylan, çalışıyoruz. Al birader sen şu çantayı. Al. Karam, haklısın. Ama ne olur boş ver. Biliyorsun burada çalışmak zorundayım. Ceylan'ım biliyorum, ben sana bir şey demiyorum ki. Adamın yaptığı terbiyesizlik ama yani. Ayağına kadar getirdi bize. O da sana kıyamadığından yani. Biliyorum. Ne yapalım? Vermeyelim çantayı istiyorsan. Yanımızda mı alalım? Ne yapalım? Yok. Kalsın bari. Hem o da haber verseymiş yani. Değil mi? Sen evlenince beni parmağında oynatacaksın değil mi Ceylan Hanım? Aşk olsun. Ne zaman yaptım öyle şey? İki lafımı yatıştırdı yine hemen mi? Hadi gel gidelim bari. Hadi. Taylan. Konuşsak mı abi? Abi bak ben bu bakışı biliyorum. Lütfen. Müjgan da kahve yapmaya gitti, gelemedi bir türlü. Ay önemli değil ayol, bizim acelemiz yok. Değil mi Meral? Senin öbür kız nerede? Ceylan. Aa, o işte çalışıyor. Yok ayol, onu sormuyor. Ayşe, biraz önce gördünüz ya. Ben bir kahvelere bakayım şekerim. Kızım hadi neredesin? Kahvelerini içsinler de gitsinler. Ablanı görecekler, bir laf edecekler diye ödüm kopuyor vallahi. Tamam annem, yapıyorum işte ya. İyi hadi hadi çabuk ol. Bu gıybet Necmiye de dedikodunun kokusunu aldı tabii. Hemen damladı bizim eve. Şiştim. Vallahi şiştim yani. Öf, anne ben de şiştim ya. Ben bir çıkıp hava alacağım. Bak taşacak. İyi hadi hadi tamam. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Ben bunları bırakacaktım. Tabii. 4 tane ayakkabım var, ne zamana verirsin? İki güne veririm. Bak hızlı yapacağım diye sonra sallamam. Olur mu öyle şey? İyi, ne kadar? Al, bir dakika. Ha kızım, söyle. Alo? Alo? Çekmiyor mu burada? Çekiyor aslında. Ha, dinliyorum seni. Ha. Şimdi ne kadar dedin? Bak ben bir kısmını şimdi vereyim. Sen de ona göre bana bir şey söyle. Ama bakmamız lazım ayakkabılara ki. Aa. Burada 100 lira daha vardı. Yeni çektim bankadan. Efendim? Ayıp ya, ayıp.
Yaşından başından utan. Sen ne diyorsun hanım kızım? Hep bir de esnaf olacaksın. Artık kimseye güven kalmadı bu devirde. Allah Allah. Yaptığınız hem günah hem de ayıp kızım. Ben çantanıza elimi bile sürmedim. Ne yapıyorsunuz? Sana iş verecek halim yok herhalde. Ama sen dur. Ben daha şikayet edeceğim. Seni göreceksin sen. Allah'ım yarabbim kızım. Almadım diyorum. Neyse. Sadakam olsun. Ne diyeyim? Bak evladım. Ben senin baban yaşında bir insanım. Çantana dokunmadım diyorum. Hadi hadi. Uzatma. Gülnur. Biz aslında biraz da göz aydınına geldik sana. Ay duyduk duyduk. Sizin evden kaçan kız geri gelmiş ha? Öyle oldu. Nasıl kendisi? İyi. Ay keşke göreydik. Ben ta kaç yıl oldu onu görmeyeli. Beral hiç bilmiyor zaten. Uzanıyor biraz. Ne oldu? Başına bir şey mi gelmiş? Yok canım. Hayır. Şimdi size de böyle zor olmuştur yani yıllar sonra. Necmi. Hı. Sen bunu yanına katıp laf almaya mı geldin ha? Aa tövbe tövbe. Ay olur mu hiç öyle şey? Bırak Allah'ını seversen. Yani aşk olsun sana. Yavrum. Hoş geldin hocam. Ömer'im döndü diye etli pilav yaptım. Mahalleye dağıttım da. Sana da getireyim dedim. Ellerine sağlık. Allah kabul etsin. Gülnur, nedir senin bu halin? Necmiye ile Meral geldiler. Gel. Gel şöyle bahçeye bir hava al bakayım. Gel. Ay belli. Kızın durumu fena. 10 sene diyorsun Necmi abla. Feleğin çemberinden geçmiştir o kız. Tabii ya. Baksana kızı herkesten saklıyorlar bunlar. Dostu mu vardı acaba? Olur mu olur? Ya neler duyuyoruz neler. Böyle evden kaçanların başına neler geliyor neler. Aman Allah korusun vallahi. Kız kötü yola falan mı düştü acaba bu? Ay çoluğumuz çocuğumuz var bizim ya. Bu kız olmaz bizim mahallede Meral. Komşum, çoluk çocuğu bırak milletin kocasına bile bu. Ne diyorsunuz siz? Ha? Ne diyorsunuz? Aman kızım hoş geldin. Ben Necmiye teyzen, hatırladın mı beni? Teyze diyor bir de ya. Duymadın mı sanıyorsun dediklerini? Elvan kızım. Gülnur. Kızının biraz asabı bozuk galiba. Evet bozuk. 2 dakikada demediğinizi bırakmadınız çünkü. Necmiye. Yani hacı abla biz şey dedim diye. Ne namusumu bıraktınız? Ne şerefimi bıraktınız? Hadi ne söyleyeceksiniz şimdi suratıma söyleyin hadi. Elvan kızım hadi odana sen artık hadi. Bırak. Bırak. Ben bunca yıl ne yaşadım sizin haberiniz var mı? Ha? Yok. Ama iftira atmak kolay tabii değil mi? Böyle bilip bilmeden insanları bir güzel yaftalamak çok hoşunuza gidiyor. Ben ne olduysam sizin gibiler yüzünden oldum. Sizin gibiler mahvetti beni, sizin gibiler. Aa tövbe tövbe biz ne ettik sana? Aa ayıp oluyor ama yani tövbe tövbe. Asıl size ayıp ya size. Aa ne edep kalmış ne ayağı bu kızda Gülnur. Necmiye seninle sonra konuşacağız biz hadi uzatma yürü. Hacı abla daha da adımı atmam bir daha bu eve. Hadi yürü. Tamam hadi uzatma yürü. Sanki biz kaç git dedik kıza. Bak hala konuşuyor ya. Bu kadar. Sen hep beni koruyacaksın ha? Onlardan yana çıkıyorsun ya. Aferin. Kızım. Kızım sen bu Necmiye'yi biliyorsun. Dedikoducunun biridir o. Almasaydın o zaman eve. Uğraştım. Ya uğraştın. Ne uğraştın? Onlara sus diyeceğine bana odana git diyorsun sen. Kızım sen bu mahalleliği biliyorsun. Yarın öbür gün dışarı çıktığında daha fena olmasın diye. Şey yaptım. Bir kere de ondan bundan önce beni düşün ya. Sen eğer 10 yıl önce böyle yapmış olmasaydın ben bugün bu halde olmazdım. Kurban olayım gitme ya. Yavrum. Elvan kızım. Bırak dedim yalvarırım, bırak. Yalvarırım gitme. Dönmeyeceğim artık ben bu eve. Lütfen Elvan. Elvan lütfen yavrum.
Bırak dedim. Bırak. Yavrum dur. Nasıl durayım Hoca abla, baksana. Çekti gittiğini. Tamam yavrum tamam. Ben konuşurum onunla. Sen Ayşe'nin yanına git. Korkma çocuk. Hadi koş. Hadi Gülnur hadi. Elvan. Kızım dur. Elvan. Kızım dur. Allah aşkına dur azıcık ya. Ay. 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 Hacı anne. Oğlum sandalye. Ay. Hacı anne. Ay. Hacı anne nasılsın? Hacı anne. Ay. Hacı anne iyi misin? İyiyim. Oğlum koş kolonya. Hacı anne gel şöyle otur. Gel. Ay. Gel şöyle ay. Otur. İyiyim iyi. Korkma korkma iyiyim. Otur şöyle. Ay şöyle biraz. Kolonya getirdim. Ah yavrum. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. İyisin değil mi? İyiyim. Bir şey yok Hacı anne. İyiyim iyiyim. Ah. Kolonya iyi geldi. Teşekkür ederim. Hadi siz düşünüzün başına. Hadi bakalım. Ay. Al oğlum sen. Sağ ol. Hadi çocuğum. Hadi oğlum ol. Ay. İyiyim iyiyim. Yetişeceğim diye peşinden koştum durdum. Ama bacaklar ihtiyarlamış işte. Ben ne diyeceğini biliyorum. Hiç boşuna kendini yorma acaba. Dönmeyeceğim ben eve. Evladım, ben sana şöyle yap, böyle yap demem ki. Ama bir müsaade et. Ben de kendi hislerimi söyleyeyim sana. Heh. Hadi inat etme artık. Bak o kadar arkandan koşturdun. Hadi bakayım, hadi. Hadi yürü. Yürü, yürü. Gel bakayım. Sakinleştin mi abi? Sakin. Kim o adam? Sevgilisi falan mı? Sözcüsü. Ömer mi ne adı ha? Adı her neyse. Her şeye karışıyor. Vur 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 konuşuyor. Hadi abi ya kalkalım boş ver hadi. Burada kendini doldurma hadi. Sen git. Ne demek abi sen git ya. Hadi gel bizim kızlara falan gidelim ya. Abi bak sen bu işe biraz fazla kaptırdın kendini. Ha? Kimseyi dinlediğin yok. Cenk nereye gidiyorsan git uğraşma benimle. Ne uğraşmayayım abi ya. Ben seni bugüne kadar hiç böyle görmedim. Saklandığın yerden dışarı çıkmadın. Adam burada sana ağzına geleni söyledi. Sen şuradan çıkıp hiçbir şey... Demedim abi demedim. Yeter! Konuşma artık, yeter! Tamam. Tamam. Vakti zamanında... Çok fakir, genç bir adam. Böyle uykuyla uyanıklık arasında gayipten bir ses duymuş. Bundan sonra Allah için çalışacaksın. Kulübenin önündeki kayayı bütün gücünle iteceksin demiş. O da hemen itmiştir kesin. Öyle yapmış. Çalışmış, çabalamış aylarca, günlerce kayayı itmiş. Ama bir gıdım bile yerinden oynatamamış. Şeytan adamın şevkinin kırıldığını görünce kalbine bir vesvese vermiş. Asla o kayayı yerinden kıpırdatamazsın. Boşuna kendini harap ediyorsun demiş. O da hemen itmekten vazgeçmiş tabii. Evet. Aynen öyle yapmış. Dua etmiş. Allah'ım demiş. O kadar çalıştım, çabaladım, şu kayayı itiyorum ama bir gıdım bile yerinden oynatamıyorum.
Neden olmuyor? Neden yapamıyorum, başaramıyorum demiş. Gayipten gelen ses cevap vermiş. Ey kulum, evet ben sana bir görev verdim. Bu kayayı itmeni söyledim. Ama asla onu yerinden oynat demedim ki. Evet, senin görevin onu itmekti. Sen de bunu yaptın. O kayayı ittin. Var gücünle çalıştın. Ama bak şimdi tükendim diyorsun. Halbuki bir dinle kendini. Kolların artık daha güçlü. Sırtın bütün ağırlıklara daha dayanıklı hale geldi. Yani eskisine göre daha güçlüsün artık. Sen taşı sadece itecektin. Onu yerinden oynatacak bendim. Senden biriyle ilgili bilgi toplamanı istiyorum. Ömer Kılıç. Acil ama yarın lazım. Tamam. Sen şimdi bir şey deme ama Ceylan'a. Belki söylemezsin. Ha, yok yok abi, ben bir şey söylemem de sen eminsin değil mi? Basit bir sıra kavgasıymış yani. Kesinlikle eminim Ömer. Da sen yine de bil istedim ben. Eyvallah. De hadi otur Sezgin abi. Yok. Ben kalmayacağım Ömer, sağ ol. Ama sana da yapmıştım ben de. Benim güzel kardeşim, ellerine sağlık. Siz ikiniz beraber yiyin. Sonra bana da yaparsın. Sezgin abi. Sıkıntılı bir şey yok değil mi? Yok be oğlum be, ne sıkıntısı? Dayımlara bir söz vermiştim, onlara uğrayacağım işte. Ah. Hadi size afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol Sezgin abi. Bu çok güzel kokuyor. Hadi ne zaman yiyeceğiz? Sen iki dakika daha bekle. Ondan sonra parmaklarını yiyeceksin. Oo, sen beni iki dakika diye oyalıyorsun. Öyle mi? Hı. Esas sen beni oyalıyorsun be. Ben? Evet. Evet, kandırıp duruyorsun. Aa. Hadi ne zaman yapacağız nişanımızı? Sen ne zaman dersen. İyi, yarın akşam gelin o zaman bize. Hacı annem de ne zamandır zaten Ceylanları yemeğe çağıralım deyip duruyordu. Şu nişan için de konuşuruz. Olur mu? Olur. Evimiz tamam. Tamirhane bizde. Şu nişanı yapalım. Seneye çıkmadan da evleniriz. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Evlenelim artık ya. Daha çocuklarımız dolaşacak burada. Allah Allah. Benim kızımın burada ne işi var? Tamam canım, dört çocuğun da dördü kız olacak değil mi? Bilemem. Gerçi olsun. Hepsi de annelerine benzesin. Oğlum da olacak. Ben onun babasının oğlu diye seveceğim. Canım. Taylan. Kafam dolu. Uğraşamam seninle. Neyle dolu kafan? O kızla mı?
Teknede işin o kızla mıydı? Tebrik ederim seni. Cenk'i çok iyi çalıştırmışsın. Aytül'den öğrendim ben. Cenk'e ne söylediysen telefonlarıma cevap vermiyor. Bir şey söylediğim yok. Gözünü korkuttum biraz. O kızın da mı gözünü korkutacaktın Taylan? Hı? Onu da götürüp bir yerlerde bırakacak mıydın? O kadar ucuz kurtulacağını hiç sanmıyorum. Bak. Biricik teyzem beni ne kadar iyi tanıyor. Halinden hiçbir şey yapamadığını anlayacak kadar da iyi tanıyorum. Ufak bir erteleme diyelim. Ama bende ceza ertelendikçe ağırlaşır biliyorsun. Ne diyor, ne yapacak hiç anlamıyorum. Anlıyorsun da anlamazdan geliyorsun bence. Ne yapacak? Kızın en önem verdiği şeyleri elinden alacak. Namus, gurur, işte aklına ne gelirse. Sen de bunu böyle söylüyorsun yani Melis. Bravo. Bana ne? Oğlunu böyle takıntılı bir adam haline sen kendin getirdin abla. Şimdi hamleleri karşılıksız kaldıkça daha da çok bileniyor. Bu obsesyonları için bir psikiyatriste falan görüştür bence. Senin durumun ortada. Yıllardır terapiye gidiyorsun. Ne oldu? Sonuç daha beter. Sana yardımcı olmaya çalışan da hata. Sen bana yardımcı olmuyorsun Melis. Sen benim canımı yakmak istiyorsun. Yazık. Taylan ne kadar düzgün bir çocuktu. Benim gibi Taylan'ı da sen mahvettin. Melis! Oğlumu seviyorum diyorsun ya. Aslında sen sadece kendini seviyorsun. Melis sakın. Sakın bir daha Taylan'la ilgili benimle böyle konuşma. Tekrar söylüyorum. Az kaldı. Biraz daha zorlarsan seni o tımarhaneye kapatacağım. Nasıl? Aynı. Gözünü duvara dikmiş, öyle oturuyor. Gene de Allah razı olsun Hacı abladan. Olmasa geri dönmezdi belki de. Hamsam, bu kızın fazla üzerine gitmemek lazım. Yani gidecek de bir daha dönmeyecek diye benim ödüm kopuyor. Haklısın ha. Varsın bir şey anlatmasın. Sağ salim döndü eve. Buna da şükürler olsun. Gözümüzün önünde olsun yeter. Benim aslında sana bir şey söylemem gerekiyor. Söyle. Hayırdır hanım? Hayır, hayır. Yarın akşam Hacı ablalar bizi bekliyor. Bu nişan işini ne yapacağız, ne edeceğiz diye bir oturup konuşalım dedik. Ya hanım, bunca işin arasında nasıl kalkacağız bu nişanın altından bilmiyorum. Yapacağız artık bir şeyler Hamza'm. Ceylan'ın boynunu büküp bırakacak değiliz ya. Eli boş da gidilmez. Ben bir şekerpare yapayım diyorum ha. Ömer de çok sever şekerpareyi. Haklısın. Eli boş hiç gidilmez. Yetmez biliyorum ama. Yettiği kadar Hamza. Bugünlerde dükkanda işler de keset. Olan da bu bir alıyor götürüyor, at yarışlarına batırıyor. Sen merak etme. Ben bir şeyler halledeceğim, yapacağım. Yarın bize biraz iş olursa ben genelde bir onunla bir konuşayım bakalım. Tamam.
O ne öyle işlediğin Allah aşkına ya? Dantel sanatı sayende kan ağlıyor. Üşgen uğraşma benimle. Aman öf iyi be. Bu evde de doğruları konuşmak yasak. Babam da hala küs bana. Ama asıl ben ona küsüm. Haksız mı adam? Haksız tabii. Hacı anne keşke getirmeseydi onu geri. Şşş. Ayıp ediyorsun. Ablan o senin. Öz ablan. Bırak abla ya. Kaç senedir ortalıkta yoktu. Gelmiş buraya olay çıkarıyor. Ayşe'ye yaptıklarını görmedin mi? Gördüm. Belli ki sinirleri bozuk. Kaç yıldır evden ayrı gayrı. Neler yaşadığını bile bilmiyoruz. O zaman adam gibi anlatsın abla. Küçücük çocuktan neden çıkarıyor sinirini? Ya oldu işte bir tatsızlık. Şu an en çok bize ihtiyacı var Müjgan. Üstüne gitmemek lazım. O her istediğini yapsın, biz alttan alalım yani, öyle mi abla? Müjgan uzatma artık, hadi. Ya uzatmıyorum ben. Tam uzatmıyorum da siz neden onu koruyorsunuz? Anlamıyorum ki hiçbir şekilde ya. Bak, bizi terk edip giden o değil mi? Hadi gitti. Arayıp sormadı. Ben küçüktüm, hatırlamıyorum. Sen de mi bir şey bilmiyorsun? Ömer'im. Uyum adamın sesini duyayım dedim. Ha bu arada annenlerle konuştun mu yarın akşam için? Konuştum. Tamam dediler. İyi, çok sevindim. Güzel bir haberim var. Ne oldu Karam? Sezgin abi dayımın yanına gideceğim diyordu ya. Oradan aradı şimdi. Bir tane Sezgin abinin yaşlı bir akrabası varmış. Böyle yaşlı bir teyze. Onunla ilgilenebilecek böyle genç bir kız arıyorlar. E'si işte sen orada çalış Ceylan. Geceleri yeğeni kalıyormuş yanında. Gündüzleri de sen ilgilenirsin. Hem çok tatlı böyle tonton bir teyzeymiş ya. Evde küçük öyle yorulmazsın yani. Bilmem ki nasıl olur. Ceylan sen onlara söz verdin diye böyle yapıyorsun da o adamın yaptığı ortada yani. Ya haklısın ama şimdi Feryal Hanım'a çok ayıp olur. Ya hemen söylersin. Onlar birini bulana kadar da bırakmasın işini, ne olacak? Yarın konuş. Tamam mı Ceylan? Öpüyorum seni, iyi geceler. Sana da. Sen ne yapıyorsun burada? Ömer aradı anne. Kötü bir şey yok değil mi? Bana başka bir iş bulmuş. Nasıl olacak o? Bilmiyorum ki. Ah şu borç olmasa bir dakika bile orada durmam da ben. Kızım ben de böyle olsun istemezdim ama görüyorsun işte halim. Görmez miyim annem? Ya ben Ömer'den borç isterdim. İsterdim de evi aldı, şu tamirhane için kredi çektiler. Üstüne bir de bu iyice borca girecek. Kızım Ömer'den borç istenir mi hiç? Biliyorsun babanın haberi yok. Biliyorum.
Biliyorum da bu iş mevzusunu nasıl Ömer'e açıklayacağım onu bilmiyorum. Kızım ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Artık annenin kusuruna bakmayacaksın. Annem hiç söylenecek laf mı o? Ne kusuru? Ben halledeceğim hepsini. Sen zaten bu kadar şeyin üstüne bir de buna üzülme. Senin kızın yapar. Güzel kızım benim. Günaydın Ceylancığım. Ben de seni bekliyordum. Günaydın Feryal Hanım. Bir şey mi oldu? Yok hayır. Biz seninle konuşamadık. Şu bütçe meselesi biraz kafama takıldı benim. Niye ki? Ben senden çok memnunum Ceylan. Yaptığın işten de. O yüzden hiçbir ücret almadan çalışmanı doğru bulmuyorum. Feryal Hanım, ben burada borcumu ödeyebilmek için çalışıyorum. Siz de biliyorsunuz. Hatta... Hatta? Anlıyorum. Kendini kötü hissediyorsun. Feryal Hanım, lütfen. Tamam peki. Israr etmiyorum. Öde. Ama peyderpey öde. Olmaz. Öyle hemen olmaz deme. Ben yine de zarfı buraya bırakıyorum. Sen içinden uygun bulduğun kısmı geri ödersin. Gerek yok. Ben almayayım.